73 yaşında yaşamını yitiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Rize'de Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılınırken İstanbul'daki tören siyaset dünyasını bir araya getirdi. Allahu Ekber. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Çiller, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesi, milletvekillerinden bakanlara, siyaset dünyasının farklı cephelerini bir araya getirdi. Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın cenaze namazı öncesinde cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirmişti Mesut Yılmaz. Sevenleri, yakınları Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenaze namazına akın etti. Uzun bir aradan sonra ilk kez yan yana gelen Halef Selef Cumhurbaşkanları ayaküstü sohbet etti. Nasıl ki şu anda musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak, Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Merhum Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz ve oğlu Hasan Yılmaz taziyeleri kabul etti. Ardından da cenaze son yolculuğu için Beykoz'a uğurlandı. Eski başbakan Mesut Yılmaz sonsuzluğa uğurlanıyor. Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı Kanlıca mezarlığına defnedilmek üzere götürülüyor. Oğlu Yavuz Yılmaz'ın yanına defnedilen Mesut Yılmaz için memleketi Rize'de de gıyabi cenaze namazı kılındı. Hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz?